kıymetli hocam. Eyvallah. Ebru sanatlarımız günümüzde bu kadar popüler oldu. Bu kadar ilgi ve alaka ve sevgi duyulmaya başladı. Bunun en büyük etkisi sizce ne olabilir? Evet, hakikaten tarihi içinde görülmemiş bir tekamül var şu anda Ebru sanatında. Bu ne oldu da böyle oldu? Bunun birçok sebebi var. Bir sebep eskiye bir dönüş başladı. Bu yalnız Türkiye'de olmadı. Bütün dünyada oldu. Çağdaş sanatların, modern sanatların, yanlış anlaşılmasın, hepsi değil ama büyük bir kısmının aldatmacı olduğu, içinin boş olduğu, arkasında bir felsefesinin, bir dayanağının olmadığı ortaya çıktı. İnsanlar başka şeyler aramaya başladılar. Globalizm insanları sıkmaya başladı. Dünyanın her yerinde aynı şeyleri görmek insanları usandırdı, evet, bıktırdı. Gittikleri yerde yerel, yöresel, geleneksel şeyler görme arzuları doğdu. Bunun için de bir talep oldu. Bir de bu Ebru'nun bizde azalmasının sebebi batılılaşma hareketleri içinde, 150-200 sene öncesine giden bir tarih içinde Doğu sanatlarına batılı gözlüğüyle, batılı gözüyle bakmaya zorlandığı için işin özü gerçeği görülmedi. Şimdi yavaş yavaş bunun farkına varıyoruz. Ebru'nun bir zahiri, bir de batini tarafı var. Zahiri tarafı demek görünen, bilinen, elle tutulan bir şey. Onun sebebi de nedir? İşte şan, şöhret, para pul için o iş yapılır. Bir de görünmeyen, batini tarafı var ki biz o yönde ilerlemeye gayret ediyoruz. Bu zaten tarihi içinde Ebru'nun bugüne kadar gelen şekliydi. Bunun da en güzel, en yakın örneği Özbekler dergahı biliyorsunuz. Yaratılışın sırrını arayan, ilahi güzellik arayan, yaratılmışları taklit ederek Yaradan'a yaklaşma fikriyle, düsturuyla yola çıkıp Ebru yapanların aradığı bir yoldur. O derviş tevazusuyla yapılan bir şeydir. İslam sanatlarının özündeki temel prensipler, bir Ebru duası var, onu biliyorsunuz, evet, okuyorsunuz. Evet, orada hepsi bir şekilde yapılıyor. Şimdi Ebru'ya ilginin artmasının sebeplerinden biri de Ebru ile ilgili bilgilerin paylaşılır olmaya başlanmasından oldu. Evet. Şimdi bildiğimiz bir kitap var, Tertibi Risale-i Ebri, 1608 miladi. İlk yazılı kaynak. İlk yazılı kaynak, evet, evet. Ondan sonra neredeyse hiç kaynak yok ta günümüze kadar. Evet. 70'li yıllarda Uğur Derman bir kitap çıkardı ama Ebru sanatını tanıtan, Ebru'yu evet öğreten ders kitabı olarak değil de Ebru'nun nasıl olduğunu, kimler uğraştığını, belli bir dönemin ustalarını tanıttı. Güzel bir kitap oldu. 1973 yılından beri Ebru yapıyorum. O dönemde kimse yoktu. Bir tek kişi vardı. Rahmetli Mustafa Düzgünman. Onun da bu sanatı öğretme gibi bir ihtiyacı, talebi yoktu. Evet. Çünkü kimse gelip de ona bana bu işi öğret demiyordu. Evet. Ta ki 80'li yılların neredeyse ortalarına kadar bu öyle devam etti. Bu Ebru'yla ilk karşılaştığım zaman içindeki saklı bir dinamizmin farkına vardım. Şimdi Ebru deyince aklımıza ne geliyor? Yani avami anlamda bir boyalı kağıt, evet, renkli bir kağıt, evet, bir de lale. En çok akıla gelen o. Ama Ebru bir yöntemin adı.
resim gibi, heykel gibi, musiki gibi, mimari gibi bir ana sanat dalının adı. Şimdi biz diyebilir miyiz ki heykel sadece mermerden yapılır, başka bir şeyden yapılmaz? Kesinlikle değil tabii ki. Diyemeyiz değil mi? Diyemeyiz. Resim sadece tuval yapılır, başka hiçbir yere resim yapılmaz diyebilir miyiz? Diyemeyiz değil mi? O Ebru da aynı. Ebru sadece kağıda yapılır, başka hiçbir şeye yapılmaz dersek o zaman yani bir dar görüşlülük değil mi? Bir amiyane tabirle bir yobazlık göstermiş oluruz. Fikri sabitlik göstermiş oluruz. Halbuki, sınırlamış oluyoruz. Tabii bence. Sınırlamış sanatımız, oluyoruz. Sanatımız sanatımızı belirli bir kalıpta dışarıya açılmasını, ilerlemesini engellemiş oluyoruz. Engellemiş oluyoruz. Yani bu bir ana sanat dalının adıdır. Şimdi resmi ele alalım. İşte duvara yaparsın fresko olur. İşte cami yaparsın kalemişi olur. Efendim işte ahşaba yaparsın Edirne kari olur. Kağıda yaparsın, plastiğe yaparsın, tahtaya yaparsın bir sürü şeylere yapabiliriz. Ebru da öyle. Doğru malzeme, doğru boyar madde kullandığımız zaman bence ebrulanmayacak yüzey yoktur. Yani o yüzeyin kendisiyle barışık olan, kendine dost olan maddesiyle. Maddesiyle tabii bulunacak. Mesela mum, parafin değil mi? Asla üzerine hiçbir şey tutmayan bir maddedir. Ama onu bile ebruladık. Onun bir izolasyon maddesi var. Yani bu işte bir sonsuzluk var. Onu sınırlamak hoş bir davranış olmuyor sanatın tekamülü açısından. Kesinlikle öyle hocam. Sanat yaratılışın sırrı gibi tekamül etmek, gelişmek zorundadır. Dediğiniz gibi ilk yazılı kaynaktan sonra sizin Uğur Derman Bey'in görsellik adını altında tanıtmış olduğu kitaptan sonra sizin çok güzel bir kitabınız Benim var hocam. Benim Renklerin Sonsuzluğu diye bu kitap sayesinde. Çıktı. Bu kitap 17 senede yazıldı. Maşallah. Bütün deneylerimi bir kenara not ettim. Onu öyle yaptım, bunu böyle yaptım. O böyle oldu, şu şöyle oldu. Fazla yazılı kaynak olmadığı için deneme yanılma yoluyla. Bu sırada Ebru'nun Türk sanatı olduğu. Çıkış tarihi ne zaman tam olarak bu basıldığı 1999. İlk tarih. Bu 1999. Evet. Yani hocam sizin bu kitap sayesinde, yani bu kitapta çünkü tarihine birazcık bilgi veriyorsunuz. Ve arkasından tek tek malzemelerin yapılışından, fırçaların yapılışından Ebru'nun aşama aşama tekniklerini gösteriyorsunuz. Hocam sizin bu bastığınız kitap ve arkasından Suyun Rüyası kitabı sayesinde o zamana kadar Ebru'da sır gibi saklanan bir sürü teknikler. Yani işte bütün malzemelerde işte ödün ayarı, suyun kitrinin ayarı, boyalardaki ne kadar işte su, ne kadar öd konur, hangi boyalar, hangi topraklar vesaire bütün bu sırları bu kitabınız sayesinde ifşa oldu. Bu sayede Ebru günümüzdeki Rönesans dönemine açtı bence. Yani günümüzdeki bu ilgi, bu alaka sizin bu iki kitabınız sayesinde oldu hocam. Allah razı olsun. Yani ben de sizin bir öğrenciniz, bir talebiniz olarak en sadık, sizin sayenizde. En vefalı öğrencilerinden biri olarak bu şeyden istifade edenler hakikaten çok oldu. Onun İngilizcesi, Almancası, Boşnakçası da yapıldı yeni. Dünyanın birçok yerinden hiç ismini bilmediğim kimselerden bile bu kitap sayesinde Ebru'nun yapılabileceğini görmüş olduk ki biz şuna inanıyoruz. Bilgi paylaştıkça kesinlikle bereketleniyor. Çoğalır. Evet. Yani anonim bilgiyi kimseden saklayamazsınız. Bu çok özel bir bilgi değil. Birkaç kişinin tek eline girmiş gibi bir tavır vardı tarihimiz içinde. Ama ufukları açılınca, kullanım alanları açılınca bu genel hale geldi, anonim hale geldi. Dolayısıyla bu bilgileri saklamak hoş bir şey değil. Ama her bilgi herkese verilir mi? Verilmez. Ne bileyim işte bir vergilerimiz var bizim. İşte arabamız varsa taşıt vergisi, evimiz varsa emlak vergisi. Efendim işte dini ve sadaka, zekat gibi dini vergilerimiz var. Onların bir oranları var. Bilginin de bir vergisi var. Bilginin vergisi de
hepsinin bir oranı vardır. Ne bileyim işte emlak vergisi. En başta binde, talep eden kadar değil mi mesela? Talep eden kadar ve %100'dür. Hı hı. Onu saklayamazsınız. Hı hı. Ama bazı özel bilgileri sadece özel insanlara vermek zorundasınız. Hı hı hı. Gidip sadakanızı çok zengin bir adama veremezsiniz. Kesinlikle. Onun ihtiyacı yok. İhtiyacı olan ve onu hak eden biri olursa, en büyük boyutu. Evet, o özel en önemli bilgiler boyutu bence. Onlara evet. Nakledilir tabii evet. ki. Çok kitabımız var hocam. Onları evet. Tanıtıralım mı? Şimdi bunun yenisi de geliyor. Bunun evet. mevcudu kalmadı elimizde. Daha yeni baskısını geliştirilmiş. 2 senedir evet geliştirilmiş evet. bir şekilde dört gözle bekliyoruz. Bir şekilde geliyor. Orada işte murakkadan efendim işte çeşitli kullanım alanlarından da bahsedeceğiz. Ayrıca 2 bölümlük bir kitap oluyor o. Hmm. Bir bölümü eski tarz. Yani 15-16. yüzyıldan beri, hı hı. tertib-i risaleden beri bildiğimiz, süre geldiğimiz, evet. yaptığımız yani, şeyler. Su yüzeyine çıkmış alan aslında belki de çok daha eskisi de vardır çok da daha bilinmiyor. Çok daha eskisi var evet. tabii. Elimizde bir kaynak var. Arşivlere girildiği zaman evet, bakalım neler 8. çıkacak. 8. yüzyıla kadar gittiğini müşahede ettik. Evet. Şimdi kitabın ikinci bölümü de bu 70'li yıllardan sonra hı hı. ya da şöyle diyelim. 20. yüzyılın son çeyreğinde başlayan Ebru'daki gelişme, hı hı. Yani diğer sanatlarla birleşmesi, başka boyutlar, başka desenler, başka anlayışların hı hı. girmesi ki siz ona Rönesans dediniz aslında evet. güzel bir yakıştırma. Rönesans yenilenme oluyor, hı hı. hümanizm esaslı bir yenilenme hı hı. oluyor. Eskiye baş kaldırma gibi de oluyor. O evet. da belki doğru bir tabirdir. Aslında tamamen Batı'nın kendine mal ettiği bir devir, bir dönem, bir aydınlanma dönemi olarak yani ahlaklarının bozulduğu, hiçbir hijyenlerin, hiçbir medeniyetin evet. olmadığı aslında bizim doğudan, bizim Türkiye'den, Türk topraklarından ve bizim İslamiyet'ten çok öğrendikleri bir dönem aslında. Bizden kitaplar çalarak, kopyalayarak bir gecede çoğaltıp matbaalarının evet. sayesinde hmm. benim, bunlar bizim yani ego yine giriyor onların tabii ki oradaki o devreye. Evet. Dolayısıyla hani biz de yine onu o şekilde yakıştırıyoruz ama aslında bizim bizden öğrendikleri kaynaklar, evet. bizden öğrendikleri medeniyeti. Doğru söylüyorsunuz. Batı bu ilk 10 asırdan hiç bahsetmiyor. Evet. Ona Dark Age, karanlık çağ demişler. Dönem, evet. Ondan hiç bahsetmiyorlar. Hı hı. Bakın 793 senesinde Harun Reşit Bağdat'ta bir kağıt fabrikası kuruyor. Hı hı. Orada kağıt üretiyor. Ürettikleri kağıdın boyutları 170. Hmm. Bugün aynı boyutu evet, kullanıyoruz. Evet. Bunun boyu 170. Evet. 250 yani şimdi adetlik. Avrupa normları diye bütün dünyanın evet. kullanmış olduğu bir norm. Bir normdur. Evet, bu uluslararası evet. bir normdur. 250 adetlik iki pakette bir toptur. Hı hı. Bugün hala aynı hı hı. kural var. 793'te de Harun Reşit aynı şekilde onları uyguluyordu. Hı hı. O yıllarda daha İskandinav ülkeleri, Kuzey Avrupa ülkeleri yerleşik düzene geçmemişti. Evet. Ağaç kovuklarında, mağaralarda yaşıyorlardı. Ve insani değerleri doğudan, İslam dünyasından çok evet, farklıydı. Evet. Onların farkına vardıktan sonra evet. bu dönem ortaya gelişti. Çıkıyor. Evet, biz de işte Ebru'nun bu klasik döneminden sonra bunun içinde saklı olan dinamizmi cevheri. Fark ettik. Evet. Ve kitabın ikinci bölümünde... Hocam ilk ne etkiledi sizi? İlk nerede? Yani bir yerdeki bir Ebru'nuz mu? Bir yerdeki Ebru'yu nasıl fark ettiniz ilk? Bu Ebru'yu rahmetli hocam Emin Barı'nın
tavsiyesiyle Süleymaniye Kütüphanesi'nde eski hat örneklerini incelemek üzere gittiğimde zeminlerinde gördüm. Böyle hafif ebrular. Daha evvel mutlaka görmüşümdür ama o sene ben Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitime başladım. Tekstil bölümü evet, galiba. Yani algıda seçicilik başlıyor insan. Daha farklı bir gözle etrafı görmeye başlıyorsunuz. O ebruyu gördüğümde onun o gizemli armonisinden, estetiğinden çok etkilendim, büyülendim. Hocama sordum bu boyalı kağıt nedir? Aa ebru o dedi. İşte ebru aşkı o gün başladı. Fakat ne bir kitap, ne bir kaynak, ne bir öğretici bir şey, ne bir bilgi. Şimdi bilgiye ulaşmak çok daha kolaylaştı. O zaman öyle bir şey değil, yoktu. Kütüphaneye gidiyordunuz. Ebru sanatıyla, ebru ile ilgili bir şey var mı? Ana ebru ne demek diye şaşırıyorlardı. Şimdi herkesin elinde bilgi. Daha sonra onun su üzerinde yapıldığını, suyla yapıldığını öğrendim. Tabii o yıllarda akademide öğrenci olmanın verdiği başka avantajlar vardı. Elimizin altında bir sürü boyalar var, renk bilgisi var, estetik bilgisi var, sanat bilgisi var. Temel eğitim dersleri alıyoruz. Tekstil okuduğunuz için daha çok boyalarla aşırılaşırsınız değil mi? Evet, suyun üstünde boyaları yüzdürmeye başladım. Bir şekilde öyle böyle derken çıkan desenlere hiçbir anlam veremedim önce. Saçma sapan bir şeyler geliyor. Eski ebrular görüyorum sağda solda, onlara pek benzemiyor. Nasıl olur, nasıl biter? Sonra fark ettim ki o görüntüler tabiatta var. Bakın şu görüntüler. Evet. Bunlar doğadan kesitler. 1975 yılı o zaman Bilim ve Teknik Dergisi müdavimiydim. Yazıları çok hoşuma giderdi. Mayıs sayısının kapağında bir fotoğraf. Denizler kirleniyor başlıkta o. Üstündeki tabii yağ tabakaları aynen bu dolgulara oluşturmuş. Aynen bu tabakalar. Evet. İçindeki makalede değişik fotoğraflar var. Sonra dedim ki bunlar tabiattan birer kesit. Evet. Yani uydurma, saçma sapan bir oluşum diye bir şey zaten olamaz. Her şey bir kader içinde ki biz ona tesadüf diyoruz. Tesadüf kelimesinin asıl anlamı olması gereken dost doğru. Rastlantı diyoruz. Rast kelimesi dost doğru olan en iyisi olması. İşin rast gitsin diyoruz. Balığa çıkana rastgele diyoruz. Rastgele. O yani kendi kendine olsun anlamında değil. İyi bir temenni. Ve bu desenlerin tabiatta var olduklarını daha sonra da ta o gelişti. Ta geçen seneye kadar İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte bir sergi hazırladık. Suyun mermer yüzü diye. Taş kesitlerinden, kaya kesitlerinden suda çıkan ebruların benzerliklerini yan yana koyduk. O yeni bir tarz olarak ortaya çıktı. Aslında o tabiatın kopyası. Şimdi estetik kelimesi Batı sanatları için kullanılıyor. Evet. Estetik nedir? Duyu bilimi. Ya da tabiattaki kaosun dengesi, işte renk dengesi, ölçü dengesi gibi bir şey. Bu estetik kelimesini ilk defa antik Yunan filozofları kullandılar. Onlar Allah'ı ispat etmek için, bir yaratıcıyı ispat etmek için belli deliller arayışında belli deliller ortaya koydular. Delillerden biri de bu estetikti. Şimdi bizim
inancımızda delile ihtiyacımız yok. Evet. Bir gün Muhittin Arabi'ye bir adam getirmişler. Demişler ki efendim bir adam geldi sizi ziyaret etmek istiyor. Allah'ın ispatı için elinde 1001 delil var. Onu hı hı. size sunmak istiyor. Aman demiş sakın o adamı getirmeyin. Demek ki bu adamın 1001 tane şüphesi var. Biz şüphesiz, kayıtsız Allah'a inanıyoruz. Onun için bizim sanatlarımızda bu estetik kelimesi yetmiyor. Evet. Estetik kelimesinin bütün kavramları var ama ondan bir fazlası var. O da huşu içinde, vecd halinde, kendinden geçercesine bir meşk. Güzellik arayışı ki hı hı. ona da letafet kelimesi çok hı hı. uyuyor. İslam sanatlarından bahsederken bu letafet bana daha yakın geliyor, bilmiyorum, hı-hı. yakışıyor da. Hı-hı. Çünkü o bir kendinden geçme hali var ya, hı-hı. işte şurada insan kendinden geçiyor. İşte geçtikten bu sonra o meşk çıkıyor işte ortaya. Çıkan, evet, desenlerin tabiattaki benzerlerini evet. görünce hı-hı. acaba Allah bize yaratışıyla ilgili sırlar mı ifşa evet. ediyor, beni aşıyor. Mesajlar veriyor değil Mesajlar mi? Mesajlar veriyor ama orada bir işte kendinden geçme hali hı hı. var ki işte o da sanatın sonu oluyor. Hı hı. Başlangıcı oluyor. Evet. Ve o zaman sanatçının kim olduğunu anlıyorsunuz. Evet. Ben sanatçıyım demek gibi bir edepsizlikten kurtuluyorsunuz. Kesinlikle hocam, kesinlikle. Şahsım için söylüyorum, herkesi tenzih ederim. Kesinlikle hocam. Peki diğer kitabınıza bir el atalım mı, bir bakalım. Şimdi yurt dışına Ebru, tanınmasına vesile oldu. Evet. Ebru, sizin de çok değerli katkılarınız var. Bu UNESCO'nun Dünya Kültür evet. Mirası'na alınmasında. Atilla Can 6 sene boyunca verdi. Tabii bayağı bir hazırlıklar. Hazırlık yaptı. Ben de işte elimden evet. ne kadar geliyorsa kendisine yardımcı olmaya çalıştım. İkimiz evet. beraber. Ama tabii bu bir ön hazırlık da oldu. Kesinlikle yani, hocam. Türkiye'de Ebru'nun gelişmesi ve Ebru'nun yurt dışına çıkışı. Evet. Şimdi buna hizmet eden bir tane arkadaşımız vardı diyelim Allah maalesef. Rahmet Allah evet. rahmet etsin. Çok genç yaşta vefat etti. Christopher Wyman, onun yazdığı bir kitap var. Vefatından bir yıl önce İstanbul'a geldi. Evet. Bizim misafirimiz oldu, değişik araştırmalar yaptı. Ondan sonra döner dönmez birkaç tane makale yazdı. Bakın bu Taraklı Ebru. Ebru, Türk isimleri tabii evet. ki hem. Tarama, Tarama geldi. Ebru, hı-hı. Kumlu gibi, Battal gibi, Ebru gibi evet, en başta. Evet, tam bizim Ebru isimlerimiz. Bu isimleri uluslararası terminolojiye yerleştirmeye evet. başladı. Evet. Daha sonra 1992 yılında San Francisco'da uluslararası bir Ebru Kongresi oldu. Hı hı. Ki bu zincirleme 3-5 senede bir devam ediyor. Sanatla uğraşanların Ebru'nun Türk kökenli olduğunu, Türk kağıdı adıyla yayıldığını dünyaya, biliyorlar. Evet, evet. O zaman beni çağırdılar. Bu kongrenin açılış konuşmasını yapar yani, mısın sene, diye. 1992. 92. Bayağı da olmuş. ben bir 6 ay kadar düşündüm. Ben hı-hı. bunlara ne anlatayım, evet. ne anlatayım. Şimdi işte Türk Ebru'su yok bilmem bunları zaten hı hı. herkes biliyor. Yani kimseyi de ilgilendirmiyor. Adı Türk çünkü. Bütün adı Avrupa'da Türk evet. kendi diye biliniyor. Evet. Sonra 6 ay sonra ben bu sanatların estetik ilkelerini hı hı. anlatsam, bu sanatın hı hı. arkasındaki felsefeyi anlatsam işte, diye. Ondan sonra bir 6 ay daha onu yazmam sürdü. Hı. Sonunda 12 sayfalık bir bildiri çıktı.
The Aesthetic Principle of Islamic Arts. Evet. İslam sanatlarının estetikten kastettiğimiz letafet tabii. Onu içinde açıklıyorum. Evet. Bu yayınlandıktan sonra çok ilginç geri dönüşler aldım. Herkeste bir ya bir şey vardı. Bir şey hissediyorduk. Göründüğü kadar olmaması gereken bir şey. Meğerse bunlarmış diye. Ondan sonraki toplantı İstanbul'da oldu 97'de 5 sene sonra. Sizler önderlik etmişsiniz hocam. O da şimdiye kadar yapılmış en geniş kapsamlı bir tabii Türkler misafirperver. Allah razı olsun o zaman Üsküdar Belediyesi'nden, Büyükşehir Belediyesi'nden büyük destek almıştık. Sergiler oldu birkaç tane. İşte bildiriler oldu. Onun dışında işte Boğaz turu, Ada turu, müze turları, Süleymaniye Kütüphanesi'ne gittik. 300-400 senelik ebruları böyle masaların üstüne koydular. Amerikalı çoktu aramızda. Suyun yani, yüzeyine kolay kolay çıkmayacak ki orada dokunup kokusunu alabilecekleri. Kültür tarihi olan bir kıtanın insanı orada 400 senelik Ebru'ya böyle şey mücevher dokunur gibi dokunmaları çok heyecanlandırdı. Ben çok müsterihim, çok memnun ve mesudum ki Ebru bugünlere geldi. 40 küsür sene oldu. Yani hocam çok büyük katkılarınız önce... Yani bu Ebru'nun gerçekten hani bugünümüze böyle gelmesini, hani ben bir öğrenciniz olduğum için sırf demiyorum yani çok yerden, çok farklı camialardan duyuyorum bunu. Hani bu kitapların böyle yayınlamaya başlayıp, çünkü sır gibi saklanıyordu, verilmiyordu. Nasıl yapılıyor, nasıl şey oluyor ve incelik ruhu, estetiği, yani o işin aslında felsefik boyutunun ne olduğunu çok fazla verilmediğinden dolayı çok fazla bir kapalı bir kutu gibiydi. Hani bu yaygınlaşmaya başladıktan sonra, sizin kitabınızdan sonra ve günümüzün teknolojisiyle de birleştikten sonra, bu YouTube'lar olsun vesairelere şey yaptıktan sonra çok yayıldı ve çok çok büyük ilgi gördü. Yani bu Ebru'nun diğer sanatlarımız, bizim Türk süsleme sanatlarımızın hepsi ayrı bir cephe. Çok köklü ve eski bizim geleneklerimizden geldiğinden dolayı ve İslamiyet'in de etkisiyle Kur'an-ı Kerim'i süsleme amacı vesaire bir sürü etkenlerden dolayı çok zirve dönemlere yaşamış diğer sanatlarımız. Ama Ebru'daki bu felsefik boyutu, bu arkadaki, çünkü bir yaptığınızı bir daha yapamıyorsunuz. Teknenin karşısına geçtiği zaman bir zuhurat sanatı değil diyorsunuz. Değil mi? Ah, vahdeti hatırlatıyor. Yani, evet, evet. Onunla ilgili isterseniz azıcık bir anılarınızı, bir öğrencilerinizden nasıl bir etki, yani mesela benim her zaman, ben şimdi sizden 9 sene boyunca eğitim aldım. 9 sene boyunca, yani ne zaman sizin atölyeye geldiğim zaman, arkasından çıktığım zaman ayrı bir ruhaniyete giriyorum. Yani çok büyük bir huşu, büyük bir benliğinizi bir kenarda bırakmayı görüyorsunuz. Yapmadığınız anda çıkmıyor bir eser değil, yani bir öğrenci aşamasında, yani bir güzellik çıkmıyor benliğinizi öne soktuğunuz anda. Dolayısıyla onu sonrasında bırakmayı yavaş yavaş öğrettiğiniz için bu derslerimizde, şeylerimizde hep bir huşu içerisinde. Yani onunla ilgili isterseniz böyle bir iki güzel bir anı, o aşk mesela benim dediğim, hani bunca seneden sonra hani diğer sanatlar için de diyebileceğim ki bütün hayatımızın aslında her bir aşamasında her şeyin başı aşk, sonra sabır, sonra yetenek. Şimdi bu eğitim konusu en sadık, en vefalı öğrencilerimden biri. Onun için sizinle iftihar ediyorum. Bir de en çok takdir ettiğim taraf bilgiyi paylaşmak. Bazı insanlar nefsani davranıp öğrendiklerini kendilerine saklıyorlar. Ama siz onu işte Yalova'daki yerinizle, dershanenizle başkalarına da aktarıyorsunuz. O zaman o bilgi size mal oluyor ve bereketleniyor. Şimdi siz çok iyi biliyorsunuz ama kısaca özetleyeyim. Ben bir şey öğretmeye gayret etmiyorum. Bir şeyleri sadece gösteriyorum. Sizin onu sevmenizi sağlamaya çalışıyorum. Siz onu severseniz nasıl olsa öğrenirsiniz. Şimdi belli kalıplara sizi sokmak, işte şu yapılmış, bu yapılmış, bundan başkasını yapamazsın demek yanlış. Şöyle yanlış. Her insanın yaratılışı farklı. Her insanda Cenab-ı Allah farklı isimle, farklı esmayla tecelli ediyor. Bu 99 değil, bu sonsuz. Evet. 99 Esma Hüsna, belli başlı olanları. Şimdi yaratılıştaki o maya, o şey neyse,
onu açığa çıkartmaya. Hı hı. Yani öğrenciyle beraber o cevheri açığa çıkarıp onu oraya yönlendirmeye gayret ediyorum. Hı hı. Diyelim ki ben Malatyalıyım. Ben kayısıyım. Hı hı. Annem babam bana diyor ki sen muz ol. Hı hı. Niye? Muz daha iyi para ediyor. Evet. Ya ben muz alamam ama ben. Sizin özünüz. Genetiğim kayısı yani köklerim evet. O. Evet. Yok sen muz olacaksın. Şimdi biz bunu hem ebeveyn olarak evet. Hem eğitici olarak çocuklara yapıyoruz. Evet işte. Bu akıl sahipleri için doğru. Hı hı. Ama annem bana hep derdi. Kızdığı zaman da kızmadığı zaman da derdi. Allah akıl fikir versin. Şimdi bakın fikir çok önemli. Hı hı. Akılla siz bir şey öğrenirsiniz, onu bir makine gibi, mekanik bir şekilde ya da işte bir ev hayvanı gibi onlara bazı şeyler öğretiyoruz. Onlar akıllar onu öyle tekrar ediyorlar. Hı hı. O zaman yeni bir şey ortaya çıkmıyor. Ustası bunu yapmış, sen de bunu yapacaksın. Evet. Başka bir şey yapamazsın dediğin zaman tekrar o evet bir ihanet oluyor çocuğun evet. Gelişmesine. Hı hı. Akıl sahipleri öğrendikleri bir şeyin aynısını, benzerini tekrar ederler. Bu da sanatın zanaat tarafı olur. Ustasının yaptığını aynen devam ettiren, onun üstüne bir şey katmayan hı hı. Ki bu doğrudur, vardır, olacaktır da böyle bir şey olmalı yaşaması da. Belirli da, bir aşamaya da, gelmeli. Hı hı. Ama fikir sahipleri öğrendikleriyle yetinmezler. Evet. Onlar da başka bir arayış içine girerler. Sıkıcı tekrarlar onları tatmin etmez. Başka ne olabilir diye düşünürler ki Kur'an'da çok sık geçen bir kelimedir. Tefekkür kelimesi. Düşünmez misiniz, düşünesiniz diye çok geçer. Tefekkür sadece düşünmek anlamına gelmiyor. Düşünerek fikir üretmek anlamına geliyor. Yeni bir şey üretmek anlamına geliyor. Şimdi bu ürettiğiniz fikir eğer yerini buluyorsa, tutuyorsa o zaman kalıcı bir şey olur. Yeni bir şey olduğu zaman da ona da sanat olur. Hı hı. Uluslararası terminolojide bu böyle. Mesela diyelim ki siz bir inovasyon kelimesi bizde de Fransızca bir kelime ama bize evet. De yerleşmiş bir kelime. Bu yenilik anlamına gelen bir kelime ama bu sadece yenilik anlamına gelmiyor. Bu dört hamlelik, dört adımlık bir olgu. Bir tanesi hayal. Siz yeni bir şey hayal edeceksiniz. Daha evvel uygulanmamış, yapılmamış bir şey hayal edeceksiniz ki bizim sanatlarımızın özü, gönül, hayal gücü. İkincisi bunu uygulayacaksınız. Bazen sizden sonra uygulanabilecek şeyleri de hayal edebilirsiniz. Hı hı. Mesela Jules Verne. Denizler altında 20 bin ferzahı hayal etti. Çok uzun seneler sonra o gerçekleşti. İkincisi uygulanacak, üçüncüsü pazarlanacak, dördüncüsü satılacak. Hı hı. Bu ne demek? Pazarlanacak, beğeni görüyor. Birileri de bunu takdir ediyor, karşılığında bir bedel ödüyor, alıyor. O zaman bu yerleşmiş demektir, evet. Bu oturmuş demektir. Ama siz uygulanamayacak bir hayal kurdunuz, size hiçbir faydası yok. Ya da bir şey kurdunuz, onu ürettiniz ama hiç kimse yüzüne bakmadı. Hı hı. Onun da bir değeri yok. Hı hı. Sanatla evet. Senat arasında böyle bir farklı İnce bakış bir açısından ayrı var. Evet, evet. Hocam bizim geleneksel sanatlarımızda çok kullandığımız bir motifimiz var. Lale motifi. Çini'de olsun, tesipte olsun, minyatürde olsun, Ebru'da olsun çok kullandığımız bir motif bu. Bu neden laleyi çok kullanmışız? Özel anlamını yani... Çok ince bir anlamı var, çok güzel de bir anlamı var. Bu anlamı biraz açabilir misiniz? Evet, yakanızda var güzel bir lalemiz. Bu anlamı istismar edenler de evet. Var, açıklayayım. Efendim şimdi lale, İslam sanatlarında ebced adı verilen bir hesaplama. Hı
Yani her kelimenin, her cümlenin, cümle değil de her kelimenin karşılığında bir rakamlar evet, var. Harflerin rakamları. Harflerin evet. rakamları var. Bu rakamlarla bazı şeyler hatırlanıyor. Evet. Efendim işte bir şiirdeki tarih kelimelerin rakamlarını... bile çıkıyor hangi döneme evet, tarihi yaşandığını bile koklayarak konuyor. O ne zaman yapılmış, evet. o barış anlaşması gibi. Ne zaman yapılmış Hı-hı. gibi. Şimdi hilal, lale ve Allah. Üçü de bu Ebced hesaplamasına göre aynı 66'ya tekabül ediyor. Hı-hı. Bundan sadece latif bir düşünce, güzide bir düşünce olarak Yok. Allah'ı hatırlatmak için evet. lale ve hilal çokça kullanılıyor. Evet. Şimdi bakın Allah'ı hatırlatmak için diyoruz. Mesela biri bana sorsa Sunay'ı hatırlıyor musun diye Hı-hı. ben yok hatırlamıyorum çünkü onu unutmadım ki derim Hı-hı. değil mi? Hı-hı. İnsan neye hatırlamak ihtiyacı duyar? Unuttuğu bir şeyi. Evet. Şimdi eğer biz laleye bakarak Allah'ı hatırlıyorsak yandık. Eyvallah hocam. Her şeye bakarak Allah'ı hatırlamalıyız. Evet. evet. Ayrıca bu lale konusunda bazı yanlış düşünceler caygınca dolaşmaya başladı etrafta. Bir cisme, bir çiçeğe, bir kişiye uluhiyet vermek bizim tevhid inancımız açısından Ters. Çok sakıncalı. Çok, evet. Yani paganist bir düşünce oluyor, putperestlik oluyor Allah muhafaza. Şimdi lale Allah değil haşa. Onunla ilgili ama Allah'tan başka da bir şey değil tabii ki. Onunla ilgili ne bir ayet var, ne bir hadis var, ne bilmem ne var. Ecdadımız inancına çok daha saygılıydı belki bizlerden, çok daha sahip çıkıyordu. Halada lale kullanmış. Evet. Şimdi onlara göre halıda haşa, ayaklarda yani ayaklarda laleyi Allah ayak altına evet, mı ayak aldık? Ayak altına almış işte. Evet. evet. Bu çok tevhid açısından son derece sakıncalı. Evet. Bugünkü Hristiyanlığın düştüğü tuzağa düşmek açısından evet. çok tehlikeli. Bununla ilgili çok da hadis var. Hı hı. Hatta Ayşe validemiz duvara bir çiçek resmi gibi bir şey bu asmış. Hı hı. Hazreti Peygamber onu oradan çıkarmış yere koymuş. Hı. Üstüne basmış. Hı. Çünkü İslamiyet'in ilk yıllarında daha putperestliğin bütün duyguları tazeyken Tabii. böyle bir şey olmasın Sembol. Diye. Evet. Biz onu asıyoruz ama ona asla tapmayız. Anladım. Onu her yerde de kullanabiliriz. Evet. Onun için zaman mekan mefhumu yok. Çünkü Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Evet. Biz onu lalede, sümbülde, bülbülde ararsak hata Hı-hı. ederiz. Hı-hı. Tabii ki onların her biri Allah'ın birer tecellileri. Kesinlikle. Allah'tan başka bir şey değil ama Allah da değil. Evet. Onlara uluhiyet vermek, bunun altını çizelim. Cisimlere, kişilere, çiçeklere, böceklere ne olursa olsun onlara uluhiyet vermek, onları Tanrı yerine, Allah yerine koymak paganist bir düşüncedir, putperestliktir. Bizim tevhid inancımız açısından da son derece sakıncalıdır. Uzak durun aman. Çok teşekkür ederiz evet. hocam. Sevgili Füsun ablamız, Hikmet hocamızın kıymetli eşi, hocamızın arkasında büyük bir destekçi olarak hani başarılı bir erkeğin arkasında başarılı bir kadın vardır diye hep derler ya. Füsun ablam yani sen çok kıymetlisin, çok değerlisin benim için. Çok hocam öğrenciler yetiştiriyor, çok kıymetli öğrenciler yetiştiriyor. Ve görüyorum ki bu camiada bu diğer öğrenciler olsun, diğer sanat camiasında ve insanların olduğu bütün topluluklarda sen çok sevilen bir insansın. İkinizin arasındaki bu güzel elektriği, güzel bir aşk daim olsun inşallah her zaman güzel bir şekilde. Birazcık ucundan sizi tanıyabilir miyim? Ben aslında sizlerle var oldum herhalde. Sizlerin buraya verdiği sevgi o kadar büyük, o kadar güzel bir bağlanma oldu ki. Sevgi bizim değil, ki, Füsun ablamın sevgi sizlerin sayesinde bizlere gelen yok, bu gerçekten sevgi. Gerçekten bir talep olmasa
biz hiçbir şeyiz burada. Sizler olduğunuz için burası var oldu ve böyle de gidiyor. Bu sevgi o kadar büyüdü ki buradan, bu Ebru'dan bana verilmiş en büyük hediyesiniz. Hikmet Bey de her zaman destekledi beni. Aslında ben o bana destek oldu. Ben ona değil, onun yaşadıklarını paylaşmak bir onur oldu. Çünkü ona gelen evlatlar, öğrenciler evlat oldu bize. Zaten biraz Ebru'dan nasibini alan güzel çocuklar farklı bir yaratılışta geliyorlar. Ebru'yla beraber aslında bir bütün, bir sevgi kucaklaması, bir sevgi yumağının içerisinde buluyorlar kendilerini burada. Yani çok güzel bir nefis terbiyesi, çok güzel bir edepten buradan yetişerek çıkıyorlar. En başta ikinizin bu güzel sevgisinden dolayı. Orada Hikmet Bey'in büyük katkısı var, büyük kaynak orası. O her zaman bir şey söylüyordu, şimdi anlamaya başladım. Ben bir şey öğretmeye çalışmıyorum. Ama öğretirken sevdirmeye çalışıyorum derdi. Sevdirince galiba sonu geliyor, öğrenci devam ediyor. Önemli olan bizim de okulda hatırladığımız, hep sevdiğimiz öğretmenlerimiz aklımızda kalıyor. Bunu da sevdirmeyi gönlüne koydu. Gelen evlatlar zaten birer pırlanta. Daha bu sevginin deryasına kapılmamak mümkün mü? Onun için ben size de, Hikmet Bey'e de her zaman minnet borçluyum. Bu aramızda hakikaten güzel bir aile bağı oluştu çocuklarımızla. Onların çocukları geliyor arkadan. İnşallah gözümüz açık gitmeyecek.